Ve gün bugün de ilk konuğumu hemen davet etmek istiyorum değerli dostlar. Sevgili seyirciler, Mustafa Bey hicretinden önce bir öğretmendi, talebeleri vardı. Eğitim ve irfan ordumuzun bir neferiydi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde kısa süre içerisinde ticarete atıldı. Başarılı oldu, gıda sektöründe girişimde bulundu. Peki hem eğitimciliği, hem hicreti, hem de ticareti nasıl gidiyor kendisinden öğrenelim. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk Kemal abi. Nasılsınız abi? Hayırlı uğurlu olsun bu arada. Çok şükür. Allah razı olsun. İnşallah hayırlara vesile olur. Herkes yani kimisi kendi mesleğini devam ettiriyor. Kimisi zaten haliniz gibi farklı sektörlere giriyor. Cenab-ı Hak muvaffak eylesin hepimizi. Nasıl gidiyor ticaretiniz? Önce oradan başlayalım. Abi, memnun musunuz? Tutturabildiniz mi Amerika'da? Allah razı olsun. Normalde ben bir esnaf çocuğuyum ama babam esnaftı. Fakat ticareti bilmiyorum. Yani çocukluktan belli de para işlerini de hiç sevmem. Ticareti de hiç sevmem. Fakat hasbelkader Cenab-ı Hak bizi buralara getirdi. Getirir getirmez o zaman çalışalım öğrenelim dedik. Hemen üçüncü günü iş aramaya başladım. O sırada iltica edeyim dedim. O avukatla görüştüm ikinci gün. Avukat 8.000 dolar para istedi. Dedim para yok. Çalışıp da ödememiz lazım. Bir lokantacı arkadaşla görüştüm Kemal abi. Dedi ki ben avukatlık parasını gönderdim. Sen de burada çalışıp ödersin dedi. Ona çalıştık ödedik. O sırada da yavaş yavaş döner kesmeyi, işte yavaş yavaş döner takmayı, işte köfte zaten yapıyorum satmayı, yavaş yavaş İngilizce kelimeler öğrenmeyi, yavaş yavaş böyle ticaretin içerisine girdik. Hamdü senalar olsun. Adanalı olmanın avantajını kullandınız galiba orada. Evet. Et işleri bizden sorulur Kemal abi. Sonra Cenab-ı Hakk'a hep dua ediyordum. Ya Rabbi buraya geldik. İnşallah hicretimiz sanadır, Efendimiz'edir. Sen bize buraları öğret. Buraları bize sevdir ya Rabbi. Böyle 5-6 ay geçtikten sonra yeni gelen arkadaşları falan gördüm, duydum, konuştum. Biraz sıkıntı yaşıyorlar. Yol gösterme yöntem gösterme yönünden. Biraz çekiniyorlar falan. Dedim ya Rabbi bir dükkanla nasip et. Bana düşen payım hangi muhacir bana geliyorsa ben ona yardım edeyim. Ama en azından bir dükkan olsun, insanları anlatayım, mağdurları anlatayım, sıkıntıları anlatayım, hizmetimi anlatayım, üstadımı anlatayım. Efendime söyleyeyim. Böyle kendi içimden sürekli dua ediyordum. Temsil öncelikli bir tebliğ hareketi diye tanımlanıyor ya içinde bulunduğumuz tabii hareket. Abi. Temsil öncelikli tebliğ hareketi. Muhteşem bir girişiminiz olmuş yani. Tabii abi yani mesela şimdi eleman konuşuyor birisiyle. Aralarında haliyle konuşuyorlar. Ben de çalıştım neticede konuşurduk. Nasıl patron iyi mi falan. Ya diyor iş buradaki patronlara bunun profili benzemiyor diyor. Acayip bir adam diyor. İşini çok güzel yapıyor diyor ama diyor başım ağrısı geliyor. Hediye getiriyor diyor. Anneme hasta olsa anneme gidiyor diyor. Acayip bir adam diyor yani. Ben diyor buna kıyamıyorum bunu üzmeye kıyamıyorum diyor. Çok seviyorum ben bu adamı. Şimdi bunu niye gösteremiyorum? Zaten fıtratımız bu bizim. Zaten Hoca Efendi Üstad'dan da öğrendiğimiz bunlar zaten. Efendimizin şeyi de ortada zaten. Şimdi bunları göstermemiz lazım. Yani her mekanda bunları anlatmamız lazım. Uber yapıyorum abi. Uber'de de böyle oturuyorum. 32 dakika mesafe olanlara meseleleri anlatıyorum. 5 dakika olunca falan güler yüzle merhaba nasılsınız iyi misiniz gönderiyorum. Bir gün birisini aldım abi. O mesafe birisini aldım. Bir de 32 dakika olunca Uber'de İngilizce öğrenme adına kendime de bir oyun kurdum. Eğitimci de olduğum için. Dedim ki 32 dakikamız var. Size 12 dakika veriyorum. Bana 12 dakikada 5 kelime öğretebilir misiniz? Çok adam iyi bir girişim. Allah. Ya nasıl? Bak 5 daha da Uber'e ben teşekkür mektubu yazdım gönderdim. Yani. Gitti mi bilmiyorum. Teşekkür ediyorum. Bana okul gibi oldunuz dedim yani. Hadi başla şu an diyorum. Adam düşünüyor falan. Sweet diyor mesela. Ben tarif ediyor bana. Ben onu buluyorum o kelimeyi yani. Böyle böyle konuşurken ya dedi ne kadar hoşuma gitti. Açıldım ya dedi. 5 dakikada açtın 10 dakikada açtın beni dedi. Sen kimsin falan dedi. Sen kimsin dedim. Adam işte ben mühendisim. West Fargo'da çalışıyorum falan filan. Çoluk çocuğun var mı dedim. Ya dedi bir tane çocuğum var dedi. 3 yaşında kaza geçirdi. Felç oldu dedi. 33 yıldır bakıyorum ben ona dedi. Ne vefalı bir insan. Dedim eşimle beraber başka çocuğunuz var mı? Onu ihmal ederiz diye evlenmedim Mustafa dedi. Çocuk yapmadık dedi. İhmal ederim diye. Eşimle de ben karar verdik. Brenda çocukla yapmayacağız. Biz bu bebeğe bakacağız dedi. Hemen fotoğrafını gösterdi. Her yeri felç böyle. Görüyor musun? Hep gülüyor bu dedi. Ya dedim Frederick sen ne kadar şanslısın dedim ya.
Niye dedi? Dedim bak benim peygamberim diyor ki bu çocuk cennete gireceği zaman dedim. Çünkü doğuştan özürlü değil, sonradan özürlü olmuş bu. Ya Resulallah ağlayacak, Cenab-ı Hakk'a ağlayacak, Efendimiz'e ağlayacak. Niye ağlıyorsun diyecek. Ya ben cennete gideyim diyor. Babasız annesiz ben cennette ne yapacağım? Bana babamı annemi de ver, cennete beraber girelim diyecek. Öyle deyince ya Mustafa bunu dedim Muhammed mi söylüyor dedi ya. Evet dedim o söylüyor dedim. Ya ben bunu dedim kesinlikle dedi eşime anlatmam lazım. O sırada da eşiyle bir şeyler yazıyor. Sonra ikinci gün dedi adresini ver dedi geleceğim dedi. Adresini verdim. Küçük de bir evim var 30 metrekare. Gücüm ona yetiyor çünkü yavaş yavaş büyüme oluyor. Baktım İnşallah. adam geldi. Adam geldi. Ondan sonra hemen ona elimde her zaman dolabımda et olur benim. Her zaman tavuk eti olur. Her zaman kıyma olur. Gelenlere hemen çarşamba malzemelerimi hazırlarım. Hemen malzeme hazırladım. Ya Mustafa dedi. Eşim anlattım ama çok korkuyor dedi. Baktım bana yazışmalarını gösterdi. Onlarla görüşme. Müslümanlarla görüşme. Bunlar Orta Doğulularla görüşme. Allah. Sıkıntı var. Samimi söylüyorum yani. Yani hayatın içine girmezseniz, hayatın içinde entegrasyonu sağlamak için adım atmazsanız, bir şeyler yapmazsanız bunları öğrenemiyorsunuz abi. Üstadın dediği gibi kainat kitabı zahiren açıktır ama batinen kapalıdır yani. Bu insanlar zahiren açık ama iç dünyalarına girdiğin zaman anlıyorsun kapalı olduklarını. E dedim o zaman ne yapalım? Sen işte ikna et dedim. Bir gün dedim yengeyi de çağıralım. 3-5 defa geldi geldikten sonra eşini ikna etmiş. Demiş ki Mustafa'yı sen iyi yemeğe davet ediyorsun. Ya demiş Mustafa 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 diyor. Artık gidelim demiş. Dedim ama söyle. Burhan da ya söyle. Hangi eti seviyor? Tavuk mu? İnek mi? Dana mı? Türkiye mi? Şey mi? Hindi mi? Ne istiyor? Demiş ki ben koyun severim. Hemen ona güzel bir koyun kuşbaşı yaptım. Ya çok sevdiğim bir Ali hocam var. Hemen evine gittim dedim ya Ali hocam yenge de yanımda olsun. Bir güzel de tercümanlık yapın dedim. Bunlara da ikram edelim. Gittik hanımefendi böyle çekinerek geldi. Daha sonra öyle hoş bir ortam oluştu ki, öyle Maşallah. güzel bir ortam oluştu ki en sonunda şunu dedi. Şimdi dedi finale geliyoruz dedi. Finale dedi. Ne dedi? Neymiş Bana finali? Brenda'yı anlat şimdi dedi. Çok heyecanlanıyor şu an dedi. Hangisini dedim? Dedi benim bebeğim var ya benim. Cennete girme meselesi. Hemen dedim abla dedim hemen bir tercümanlık yapsanız dedim. Bir şey yapsak dedim. Anladı. Yok 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 bırak bıraktı bırak dedi. Sen dedi bildiğin kadarıyla anlat. Senin mimiklerinle, senin gözlerinle, ağzınla dinleyeceğiz dedi. Ya ben İngilizce bilmiyorum bir şey anlatamıyorum onlar da hikaye. Peki o zaman dedim anlattım. Bakın Frederick ağladı. Anlatırken ben ağladım. Kadın Hanımı ağladı. ağladı. İşte siz çok şanslısınız dedim. İnanır mısınız her zaman mesajını gönderir. Mustafa daha sonra taşındı gitti. Seni çok özledim. Seni çok özledim. Seni çok özledim. Görüyor musunuz abi? Yani Uber dediğiniz bir araba içinde bile ne kadar nesele anlatabiliyorsunuz. Kaldı ki dükkan. O halde diyordum ya Rabbi bana bir dükkan nasip et. Oraya gelsinler ellerimle baklava vereyim. Kendimi anlatayım. Meselelerimi anlatayım. Türkiye'yi anlatayım. Hoca efendi demişti onlardan alacağınız çok şey var. Onlara vereceğiniz de çok şey var. Onlardan Zor oldu alacağımı mu alayım dükkan vereceğim. açmak? Tabii şimdi şöyle hesap ediyorum. Amerika'da dükkan açmak, ticarete girmek büyük bir alan, büyük sermaye istiyor. Çok paranız olması Evet. gerekir. İyi sağlam dostlarınız olması gerekir. Evet Allah'a dua ediyordum geldiğim zaman. Allah'ım diyorum. Hoca efendinin dediği gibi şu pazara 2 sene sonra bana girmeyi nasip eyle ya Rabbi diyordum. Çok dua ediyordum. Allah'ım bana nasip et diyordum. Fakat para da yok. Para kazanmak çok zor. İnşaatta çalışıyorum, boya yapıyorum, çim biçiyorum, ağaç kesiyorum, efendim çit yapıyorum. 15 tane işte çalıştım. Sonra rüyada bir gün rüya gördüm. Rüyada Hayır Üstad olsun Hazretleri inşallah. geldi. Üstad böyle karşımda, sol tarafımda, ayakta o kıyafetiyle, cübbesiyle duruyordu. Dedi ki Mustafa dedi al sana çek veriyorum dedi. Tamam üstadım dedim. Çeki aldım. Sonra geri aldı. Dedi ver bana. Tamam üstadım dedim. İkinci çeki verdi. Geri ver dedi. Geri verdim. Üçüncüsünü verdi. Aa bu sende kalsın dedi. Peki tamam üstadım dedim. Uyandım sabah namazına. Dedim herhalde Allah bize dükkan nasip edecek. Bir hizmet yeri nasip edecek. Orada hizmet edeceğiz. Ama hesap ediyorum para yok. Para yok. Ondan sonra hemen o günde muhabbet sohbet vardı. Gittim 9.30 9 gibi başlamıştı. 11 11.30 gibi eve geldim. Hemen bir açtım Craigslist'i. Hemen açar açmaz şop yazdım karşıma böyle
Ice Cream Shop. Ana bana 5-6-7 dakika. Allahu Ekber. Hemen dedim ya 11.30 Amerikalılar mesajı da bakmaz ama sabah belki bakar. 3 saat önce koymuş. Yani ben muhabbete girmişim, o koymuş, ilanı koymuş. 9.30 olunca da akşam insanlar demek çok mesaj atmamışlar. Ben attım, orada dedi ki sahibi yarın 3'te gelin hemen görüşelim. Yarın 3'te geldim. Ha, baktım dükkanı öyle bir içime sindi Kemal abi. Ya dedim ben burada çok şey anlattım. Sevdirdi Allah onu size. Allah orayı sevdirdi bana. Bana dedim para yok. Kaç ay önce 30 bin işte şurada bak bir araba bekliyor dedi. O araba 30 bin dolar şimdi adam diyor takas yapalım. Fakat seni biraz daha böyle görünüm hoş oldu falan dedi. Dedim ki John burayı bana ver. Bana abilik yap dedim. Türkiye'den geldim çocuklarım da orada. Burada bir şeyler yapmak istiyorum. Adam böyle dedi, ya dedi benim şimdi kalbimi yumuşattın dedi ya bir şey oldu dur dedi ben bir hanımla konuşayım. Hanım da çok disiplinlidir vermez ama dedi. Kadının da kalbi yumuşamış. Hoşuna gittiyse ver o çocuğa demiş. Colin. Ondan sonra tamam dedi. Sonra bir an durdu. Ya dedim biraz dedim bak gel sana bir oyun oynayalım. Bak sen dedim bodyguard gibi bir adamsın. Gel bilek güreşi yapalım. Seni yenersen bu dükkanı bana ver. Ya hala tereddüt ediyorum. Tamam. Yani siz bir riske hala, giriyorsunuz tamam. Şimdi. Tabii. Riski şu. 20 bin dolara da okey diyor. Bir de üstüne üstlük diyorum ki 15 bin peşe seni sonra vereceğim. Hem şoför mahalle hem 50 kuruş hem de yokuşta dur teyzemi göreceğim. Türkiye'de ama böyle derler mi hocam? Aynen oldu. Samimiyetle böyle hakikaten işten de anlatınca orayı da çok adamı da çok sevdim. Bir abi gibi benden de büyük bir 7-8 yaş büyük. Ondan sonra tamam dedi gel dedi sen mümkün değil adam da böyle kasları falan güçlü. Ben de bile güreşini çok seviyorum. Uzun yıllarda böyle yaparım arkadaşlarla. Dedim kaç saniyede yeneyim dedi ha 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 güldü falan dedim gel dedim ya. Bir saniye, iki saniye sürmedi bunu yendim. Aa ne oluyor falan dedi. Hadi gel bir daha dedi. Bir daha yendim. Ya tamam dedi. Dükkanı verdim sana dedi ya. Senin olsun dedi. Bizim orada bir tabir var. Ceketini alıp. Dedim ki rüyayı da gördün ya şimdi üst ağlarımızdan. Dedim bizim orada bir tabir var. Ceketini alıp çıkar dedim. Ceketini al çık dedim. Ondan ya Mustafa dedi. Çay ocağını benim eşim çok seviyor. Onu bari ver de götürüm. Al dedim bunu da veriyorum dedim. Hemen orayı tuttuk ama adam haftaya para istiyor. Para yok. Hemen Hasan Hoca'yı aradım. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Dedim ya böyle böyle biraz. Dedi hemen gönderiyorum. Onu aldım. 3 oradan 5 oradan 15'i verdim. Sevdiğim insanlardan adama getirdim. Tamam dedi. Bir yazı yazdı. Dedim ki bir ay sonra dedim 5000'i vereceğim dedim. Ondan sonra oraya girdi. Şimdi burada bunu niye anlatıyorum? Birincisi arkadaşların mekanı olması lazım. Meselelerini anlatması lazım. İki, biz yalnız başımıza değiliz. Muhakkak başımızda birileri var. Ben Üstadın Hazretlerinin rüyası, Hoca Efendi duası. Yani bunlar Hoca Efendi o söylemleri, bize ışık olan, başımızdaki olan şeyler. Buradaki arkadaşlara diyorum ki, biz yaparsak olur, yapmazsak olmaz diye bir şey yok. Bizim bir manevi yönümüz her zaman başımızda olması lazım. Her zaman başımızda olması lazım. Şimdi iki sene geçti, iki seneden sonra... Baktım insanlar geliyorlar, yemek yiyor, baklava dondurma yiyorlar ama ve artık iki sene sonra her gelen insanları tanır oldum artık yani. Kendim çalışıyorum yani. Ya Rabbi dedim, bunlar şimdi yemeğe tatlıya geliyorlar. Biraz daha böyle geniş bir yer mi olsa acaba dedim yani. Böyle daha farklı bir tipi dükkanı açsak habire insanlara, zarurete gelsinler yani. Efendime söyleyeyim. Sonra Allah yan tarafı nasip etti. Yan dükkanı nasip etti. Sonra yan tarafı yine nasip etti. Adam pizzacı beni çağırdı. Mustafa biz dedi hiç kimseye söylemiyoruz. Sana söylüyoruz dedi. Burayı sana vereceğiz hanımla dedi. Çünkü sana güveniyoruz dedi. Ne istiyorsun dedim 30 bin. Valla 10 bin dolar vereyim dedi. Tamam 12 bin dolar ver dedi. Dedim hadi bin deneyin yenge için. Adam ceketini aldı çıktı. Sonra dükkan sahibi aradı. Mustafa dedi biz seni çok seviyoruz seninle tanışmayacağız. Niye? Review'lerde beni yazıyorlar Mustafa Mustafa diye. Adam bunu da okuyor haliyle. Ya gidelim bir adama dükkan vermişiz tanışmamışız yani. Bir gidip tanışalım. Adam çok zengin bir adam. Eşiyle falan geldi dükkanı gördü. Ay bura ne kadar güzel olmuş. Pizzaya baktı bura ne kadar güzel olmuş. Daha sonra dedi ki ya Mustafa şu ortadaki dükkanı da sana vereyim. Ben üstüne de para vereyim. Hem dükkanı al hem üstüne para vereyim. Artık sanki o noktaya geldik. Yani. Ben dedim ki o zaman senden bir şey istedim dedim John dedim. Ne dedi? Dedim bana dedim duvarları yapar mısın? Yeri yapar mısın? Klimayı yapar mısın? Araya da duvarları açar mısın dedim. Lan yaparım dedi hepsini dedi ya. Ne olacak dedi ya. Şimdi de bu hafta başladı. Ayın birinde
Üç dükkan birleşecek. Hem yeme olacak, hem oturma olacak. Çocuklar için bir oyun yeri ileride olacak. Yanında da dükkan olacak. Hadi gel de şimdi anlatma yani. Yani Ya. üstattan çeki alınca Cenab-ı Hak yürü ya Ya. kulum dedi. Sizin Ondan sonra duanız, gidiyor. gayretiniz. Evet. Ama bir taraftan Dükkanı tanıştığınız o açınca insanlarla konuşuyorsunuz herhalde. Yani Türkiye abi kesinlikle. meselelerini konuşuyorsunuz, Kesinlikle. gündemi Kesinlikle. konuşuyorsunuz. Abi Nasıl bir orası tepki gösteriyorlar? benim dershanem abi. İş yerim ama dershanem abi. Mesela birisi geldi. Baktım böyle şey gibi. Mutfakta çalışan birisi gibi yani. Dedim herhalde parası yok. Ona dedim bir şeyler ikram edeyim. Dedim ki biraz bekle dedim hemen geliyorum dedim. Sen dedi işine bak, dersine bak dedi. 65 yaşında zayıf çökmüş bir adam. Hemen gittim. Hoş geldin dedi. Ben dedi masonun selamıyla geldim. Mason da yine ilgilendiğimiz, konuştuğumuz birisi. O dedi seni çok methetti. Türkiye'den gelmişsin dedi. Senle tanışmaya geldim dedi. O masonun selamıyla geldiysen dedim bir daha sarılayım sana dedim. Bir daha sarıldım. Şimdi gel sana güzel bir baklava ısmarlayayım dedim. Güldü böyle. Ben de hala zannediyorum ki yani çalışan birisi bir ihtiyacın var mı dedim. Açlık var mı dedim. Bir ihtiyacın var mı? Beraber bir şeyler yiyelim. Yok yok Mustafa dedi. Benim adım dedi Alex dedi. Dimitri Alex Karaburun. Allah Allah. Bizim Marmara Karaburun var ya. Karaburun, Dedi ha benim bildiğimiz Karaburun. ben oralar dedi bizim soyadımız. Çünkü eskiden biz oralarda yaşıyorduk dedi. Çok tarihe girmedi. Ben dedi sana moral için geldim biliyor musun dedim. Hayır olsun dedim. North Carolina'nın en eski ve en büyük balık restoranı. Çok variyetli zengin bir insan. Çok zengin. Ben dedi bakma şu an halime dedi. Böyle çok lüks giyinmeyi sevmem dedi. Sana moral için geldim. Birinci moralim dedi. Türkiye'deki sıkıntıları takip et ama gömülme içine dedi. Çok iyi. Ben yaşadım bunları. İkincisi dedi, işine odaklan ve insanlarla tanış dedi. Aynı bizim yaptığımız abi. Ne farkı var? Ondan sonra ben de dedim ki o zaman ben de sana Türkiye'yi anlatayım. Anlattığım adam dedi ki bak Mustafa dedi, tüylerim diken diken oldu bana bunları anlatırken ağladı. Kalktı bana sarıldı. Hiç korkma dedi. Bu günler geçer dedi. Ama anlattıkların ve yaptıkların senin yanında kalır dedi. Sonra çıktı gitti adam yani. O kadar farklı insanlar geliyorlar, o kadar farklı insanlar bir şey yapıyorlar ki. Mesela dükkanda birisi camları temizliyor abi. 65 yaşında çökmüş adam sırtında bir şey. Dedi ki içeri gir dedi. Dedi ki benim paraya ihtiyacım var dedi. Burayı dedi camları temizleyebilir miyim dedi. Tabii dedim ne demek dedim yani. Ben zaten temizliyorum ama tabii dedim. Adam böyle kan ter içinde 20 dolar abi ya. 20 dolar. Temizledikten sonra gel dedim sana bir şeyler ısmarlayalım. Baktım aç. Annesi yok ölmüş, babası yok, eşi yok, yalnız. Buradan 40 dakika mesafede evden bavulu arkasına koyuyor bir Amerikalı. İçinde temizlik malzemeleri var. Telefonu da kırılmış, parası da yok. Geliyor dükkana ne zaman gelin diyor. Saat alıyor, geliyor günde 100 dolar. Böyle 50 dolar para kazanıyor. O kadar içim böyle parçalandı ki. Dedi ki ya suyu falan içirdim dedi çok yoruldum. Ne oldu dedim dedi benim araba bozuldu. Zaten eşim yok, ailem yok. İşte böyle böyle geziyorum falan dedi. Birkaç defa böyle konuştuk geldi gitti. Ben dedim ki ben dedi iki tane pikap var. Geri dedim. Ben seni çok sevdim dedim. Ya ben de seni çok sevdim Mustafa dedi. Dedim ben seni rahatlatacağım şimdi. Allah beni sana gönderdi. Seni bana gönderdi. Niye dedi? Dedim iki de trağım eskidi. Yük taşıyamıyor. Ama yeni bir trak almak zorunda kaldım. Onu tamir ettirdim. İki trak bana fazla gelir. Bizde ısraf diye bir şey var. Ben bunu ne yapsam ne yapsam diye düşünüyordum. Ben şimdi bunu kardeşime hediye edeceğim dedim. Allah Bunun Allah. fiyatı Mustafa dedim. abi. Bunun fiyatı dedim. Evet 4.000 dolar. Bir dakika hediye mi? Ben sana hediye edeceğim dedim. Çünkü evine gittim önceden. Adamın evine baktım, oturdum, tanıdım. Her şeyini öğrendikten sonra kalbim mutmain oldu. Geri bunu sana hediye ediyorum dedim. Mustafa yapma dedi. Evet dedim hediye ediyorum. Allah bunun karşında bana çok şey nasip edecek, verecek. Al dedim git eşyalarını koy. Sabahları dedim. Al bir de sana telefon veriyorum dedim.
Git dedim, müşterilerle görüş dedim. Arabana dedim, eşyalarını koy dedim. Ondan sonra kısa zamanda işlerini oturtturdu. Sonra geldi, arabanın parasının yarısını en azından dedi al dedi. Parasının yarısını verdi. Para kazanıyorum artık Mustafa dedi. Sonra direksiyonun başındaki yarata ağladı ağladı beni ağlattı. Annemin yapmadığını bana yaptın. Babamın yapmadığını yaptın. Kardeşlerimin yapmadığını yaptın. Ben seni dünyada hiç unutur muyum? Ben sana her gün dua ediyorum. Ben sana her gün dua ediyorum. Mustafa Hocam, vaktimizi değerlendirelim. Allah razı olsun. Amerika'da yerlilerle ilişkileriniz fevkalade, diyaloglarınız muhteşem ilerliyor. Onların gönlüne giden yolları da bulmuşsunuz. Kalbe giden yol mideden geçiyor, muhabbetten geçiyor, çaydan geçiyor, köpük köpük erisin diyor. Peki, Türkiye'deki mağdurlar var, onlarla da yakın temas halindesiniz. Tabii, Mağdur tabii. ailelerin, kardeşlerimizin, çocukları, Ve aileleri, eşleriyle biraz onlardan bahsedin bize. şimdi çalıştığım yerdeki arkadaşlar vardı eskiden. Onlarla zaten irtibatımı hiç kesmedim. Her zaman onlara moral oldum. Haftada bir aradığım, onlarla görüştüğüm, teker teker artık içeri alınmalar başlayınca artık ailelerle teker teker görüştüm. Yaklaşık 3,5 sene önce işte bir arkadaşımı aldılar içeriye. 3 tane, 4 tane çocukla kaldı. O arkadaşlarıma şunu demiştim, bazı arkadaşlarıma işte telefonumu ezberleyin, bir şey olursa eşinize verirsiniz diye. Bir tanesi de o hafta öyle oldu. Kaybolmuş, ortalıkta yok arkadaş. Sonra bir hafta sonra aramışlar, işte eşinizi aldık. 4 tane çocuk abi. Bir kız, 4 tane böyle sırayla dizilmiş ufak bebekler. Kadın hüngür. Bir hafta sonra aciliyeten gidiyor. Diyor ki sana bir numara vereceğim ezberle diyor yani. Kim diyor? Bunu ara yeter diyor yani. Bir aradı abi. Ağlıyor. Dedim abla artık ağlama bitti. Tamam dedim. Şu an vazife bende. Rahat ol. Rahat ol. Dedim şimdi bu mesele burada. Orada dinlenecek. Şimdi sen orada dinleneceksin. Ben burada çalışacağım. Şimdi teker teker yazalım. Hani bunu niye söylüyorum? Birileri de duyarsa bu metodu kullanabilirler. Abla duygusallık yok. Şu an bu vazife benim. Kardeşim içeride, abisi burada. Şimdi dedim yazalım. Bir, kira ne kadar abla? Yaz. İyaşe ne kadar abla? Yazalım abla. Çocukların masrafları yaz abla. Hop, toplam ne yaptı abla? Şu kadar mı? Bendesin abla. Her ayın başında sende. Bitti abla, problem yok. Abla dedim yok. Ben buna mecburum, mecbur. Bu benim meselem bu. Onun için öyle abi hakkını yok, öyle bir şey yok. Sen diyeceksin ki abi buna ihtiyacım var, Mustafa abin de bunu verecek, bu kadar. Tamam mı abla? Motive ediyorum. Tamam abi diyor. Böyle 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 böyle. Bu hafta da yaklaşık 3 aile yeni oldu. 27'de 30 tane aile. E gücüm buna yetiyor. Ve Maşallah. ben arayanlara da bunu söylüyorum yani. Mesela birisi ya düşünebiliyor musunuz yani? Bak arkadaş kayıp bulamıyoruz yani. Hiç gelmiş, yeni birileri geldi diye adam alıp götürmüşler. Kadına ulaşamıyoruz yani. Abi ablayı biz 3 ay sonra bulduk yani. Nerede bulduk biliyor musunuz abi? Komşusu karton toplayıp satıyormuş. Demiş çok pratik, günde 50 TL kazanıyorum. Ben de gelsenle beraber karton toplasam 2 tane çocuğun rızkını çıkarabilir miyim? Tabii demiş, hayır hayır çıkarsın. Kadıncağızı karton toplarken yakaladık yani. Canım ablam benim ya. Arkadaşlara dedim ya yatmayın yatmayın uyumayın. Gidin bu arkadaşı bulun yani. Ondan sonra bulduk. Abla sen bizdesin. Geç otur, çocukların başında dur. Problem yok, biz buradayız. Tak hemen koyuyoruz. 50 TL'si kalmış. Sabah yemekte almışlar götürmüşler. E bu görüştüğüm arkadaşlar, buradaki arkadaşlar irtibatı kesmemeleri lazım. Konuşmaları lazım. Ondan sonra almış götürmüşler. 2 tane kız çocuğu. 50 TL parası kalmış cebinde. 50 TL. Ne yapalım? Hemen arayalım Mustafa abi. Abla ne yaptı arkadaş? Abi sabah götürdüler, tatile götürdüler. Ablam benim, hemen hesabımızı yapalım. Tam da o gün benim bir tane misafirim gelmişti. Böyle düşünceliydim ya, gücüm de yetmiyor hesapta. Burada Allah'a niyet etmiştim. Kazancımın hepsini İAŞ'ıma, kirama, dükkanıma, sermayeme ayıracağım. Geri kalan Türkiye'nin olacak demiştim. Aynısını şu ana kadar da durduğum yerdeyim. Süreç bitinceye kadar da böyle Canım çalışacağım. Böyle çalışacağım. benim. Allah'a Canım. ahdim var. Dedim ya verdik geçen de para kalmadı. Ne oldu abi dedi, ya böyle böyle. Ya dedi canını sıkma, bana bağla dedi ya. Sana bağladım abi ama bir ricam var. Yenge her zaman görüşsün. Bakın 1 senedir hala görüşüyor. Geçen programda biri duymuş, aramış. 2 yıldır gönderiyorum diyor. Ama diyor var ya öyle güzel oluyor ki diyor. Muhabbet ediyorum çocuklarla, konuşuyorum. Onlar bana amca diyor. Amca bize şunu gönder. Bakın bir şey anlatacağım. Burası çok önemli. Dükkana elektriği yapmaya gelen bir amca vardı.
bu vesileyle tanıştık. Sen kimsin dedi. Anladım. Anlattım. Dedi benim de annem dedi Yahudi dedi. Yani. Onun da sıkıntıları dedesi, babası, dedesi neyse çok çekmiş Almanya'da. Ben seni anlıyorum dedi. Sonra eve gitti. Biraz böyle konuştuktan sonra böyle kavanoza bunu şöyle paraları biriktirmiş. Dedi Mustafa bunları al Türkiye'ye götür dedi. Gönder arkadaşlarına dedi. Onlara harçlığı yap dedi. Programda programı izlemişler. Hanımı beni çağırdı. Dedi ki Mustafa gel buraya gel dedi. Gel dedi. Gittim. Buyur mama ne oldu dedim. Mama diyorum. Dedi ben dedi yeni paralar biriktirdim. Bunları da dedi onlara gönder dedi. Biz dedi şimdi karar verdiktir. Bak şimdi. Neye karar verdin mama? Sen dedi çocukları getiremedin dedi. Sıkıntı var dedi. Ben dedi mamayla babanla amcanla dedi karar verdim dedi. Bak elektrikçi amca dükkana gelip gide gide tanıştığımız bir insan. Biz dedi seni evlatlık almaya karar verdik dedi. Allah Allah. Ben de tebessüm ettim. Sizi evlatlık alacak ya, yani Mustafa hocam. Beni. Tabii 84 yaşında. Dedi ki bak dedi. Ben dedi elini vuruyor böyle. Sen evlatlık alacağım. Paralarımın hepsini sana vereceğim. Arabalarımı sana vereceğim. Evi de senin üstüne yapacağım. Gideceğim government'a, devlete diyeceğim ki verin buna green card'ı, bu benim oğlum diyeceğim. Kim yapar bunu? İman ve ihsan. İman ihsanı davet ediyor. Yani tabii Amerika'da abi. Böyle Amerika'da yüreği şimdi Türkiye'deki mağdur ve mazlumlar için çarpan insanlar var. Din, dil, ırk ayırt etmeksizin. Hani toptancı bir yaklaşımla bazen Amerika şöyle, Amerika böyle filan, ülke böyle filan derler ya. Her yerde insan var ya. Mustafa Hocam bir de vaktimizin son süresine geldik. Şimdi bir evlatlık şeyiniz var. Siz bir evlatlık da aldınız. Hem evet. Proses açısından hem yani teşvik ve tavsiye açısından süreç nasıl işledi? Yapılabilir bir şey mi bu? Neden bu kadar değerli? Siz önce şeye cevap verin. Size evlatlık almak isteyenlere evlatlık oldunuz mu? Ondan sonra da evlatlık alış hikayenizi dinleyelim. Ben mamaya dedim mama biz onu çok araştırdık, avukata sorduk. Avukat dedi ki her şeyini alabilirsin ama vatandaşlık olmuyor dedi. Öyle deyince böyle gözleri doldu. Niye olmuyor dedi. Oturdu ağladı. Niye olmuyor dedi. Dedim gel sarıldım öptüm. Mama dedim sen bunu dedin ya yeter dedim. Sen benim yine annemsin zaten dedim. Aa, bu da benim babam gibi amcam dedim. Öyle sarıldık geldik. Şimdi bu şeyden Asım Bey'in programından sonra da bunu çok aradılar. Arkadaşlar biz niye düşünmemişiz diye. Şimdi ben burada yaklaşık 4 sene yalnız yaşadım. Yalnız yaşadım. 2 tane çocuğum var. Biri Türkiye'de, birisi burada yanımda. Diyordum ki ya Rabbi diyordum ya Türkiye'nin durumunu da görüyorum. Çocuğumun da durumunu görüyorum yani. Yavaş yavaş çocuğumda manevi bozulmalar meydana geliyor. Kaymalar meydana geliyor. Vize ve alsam acaba gelir mi dedim. Sonra kime sorduysam avukat da dahil %99,9 vize alamazsın dediler. Çünkü sen buradasın, iltica etmişsin. Sonra sevdiğim bir arkadaş vardı. O da dedi ki bence Mustafa hocam dedi İçimizde kalmasın. Müracaat edelim dedi. Müracaat ettik. Çocuğa dedim ki oğlum ne diyorsa doğru söyle. Ne diyorsa doğru söyle. Vize görüşmesine gitti. Dedi ki baban ne iş yapıyor? Dedi işte pastane işi yapıyor. Ben kağıtları gösterdim. Adam sadece şunu sordu. Baban dedi green card'la mı gitti oraya dedi. Bilmiyor mu benim ne için neyle geldiğimi? Biliyor. Çocuğumu test ediyor. Yok, benim babam böyle böyleydi. Bundan dolayı çıkmak zorunda kaldı. Çıkmasaydı böyle yapacaklardı. Kitabın ortasından cart diye söyledi. Adam şöyle baktı. Babanı çok mu özledin dedi. Evet dedi. İyi hadi git o zaman dedi. Kalpleri açan Allah. Ben 4 yıldır burada anamdan emdiğim süt burnumdan geldi o gece. Yatamıyorum 4'e kadar. Allah'ım ağlıyorum. Ben diyorum çocuğumu çok özledim. 4 senedir görmüyorum hasretiyle. Bana nasip et. Allah o çocuğu bana gönderdi. Ve gönderdikten sonra bir baktım ki benim çocuğum çok değişmiş. Dedim ki benim çocuğum annesinin yanında güzel bir ortamda bu hale geldiyse. Hani deizme kayıyorlar diyorlar ya. Ben bunu yaşadım.
Ya Rabbi, o zaman diğer çocukları da kurtarmak lazım. 3-5 tane böyle gayret ettim, getiremedim. Şu an birisini daha getirme üzerindeyim. En son bir İnşallah. arkadaşımızın oğlu var. Onu getirdik. O da burada bir kurs ayarladık ona. Zaten önemli bir yerdeydi. Kurs bir açıda robotikle alakalı bir şeyde dünya madalyası da vardı. Ona burada kurs ayarladık. Neyse bir arkadaşıma dedim ki biz getireceğiz dedim yani. Biz dedim Muhammed'i getireceğiz dedim yani. Ne olacak o olsun, Allah izin verirse. Gece gündüz dua ettik. Yusuf da burada zaten yalnız. Abi vizeyi aldı o da. Bir dakikada aldı yani. Hemen buraya geldi. Hiç beklemedim. Hemen avukata geçtim. Avukat da annem bacım olsun. Çok sevdiğim bir hanımefendi böyle. Dedi ki hemen dedi bunu dedi senin üzerine babalık alacağız. Tamam dedim hemen alıyoruz dedim. Ne gerekiyorsa yapalım. Bütün evrakları falan yaptık. Hakimin huzuruna çıktı. Hakim dedi ki sen ne iş yapıyorsun? Dedim ben baklava işi yapıyorum. Dondurma. O ne dedi baklava? Türk baklavası. Bizim fıstıklar böyle olur, şöyle olur falan. Başladık reklamı. Adam bir güldü. Orada 5-10 kişi var. Hepsi mahkemede. Sıra bekçi. Hepsi içeride. Dedim bak dedim gelin dedim. Herkese ben baklava ısmarlayacağım buradan dedim. Yani. Dondurmalar da benden dedim. Adam güldü tabii. Sonra ciddiyeti toparladı. Bizim ayardan çıktı. Dedi niye alacaksın falan. Dedim böyle böyle. O benim oğlum gibi. E dedi bakabilecek misin? Tabii bakacağım. O benim canım gibi. Her şeyim hazır dedim. Onu şuya hazır. Bunu adam dedi ki bana Kemal abi çok güzel bir şey yapıyorsun. Senin bu yaptığın çok güzel bir şey dedi. Elimde olsa 10 tane getireceğim dedim. Elimde olsa 20 tane getireceğim. Şimdi yavaş yavaş böyle gelenler olursa başka bir arkadaşım başka bir yerde oğulları var. Onları getiriyorum. Birisi daha var dua edin onu da getirmeye çalışıyorum. Getirirsem 10'a kadar 20'ye kadar gücünüz yetiyorsa baba olabiliyorsunuz abi. Ve baba olduktan sonra da green card'a başvuruyorsunuz ki bizim çocuğun da green card'ı da çıktı elhamdülillah. Allah Hiç. emeklerinizi zayi etmesin, bereketlendirsin Amin. inşallah. Sebep olduğunuz Amin inşallah. o genç kardeşlerimiz inşallah hayırlı evlatlar olurlar. Sizin yolunuzdan, Amin sizin inşallah. izninizden yürürler. Anlattıklarınız hem yüreğimizi ferahlandırdı hem cesaretimizi arttırdı Mustafa Hocam. Allah Allah işinizi razı olsun. gücünüzü de asan eylesin inşallah. Öyle Amin. kamyonlarla dolar taşıyın. O kadar çok para kazanın. Çünkü hayra harcayacağınızı Mağdurlarla. biliyoruz. Evet, ben İnşallah yani. dualarımda 2 yıldır dualarımda hiç bekletmeden her sabah üstada, hoca efendiye, mağdur ailelere, Yusuflara hiç aksatmadan yaptığım dualarda en başında şunu diyorum. Mağdurlar hürmetine diyorum. Mağdurlar hürmetine. Şurası da verip bitiriyorum son olarak. Arkadaşlar evlerini açmaları lazım. Açsınlar. Biz insanlarız. Biz öyle profesör, ordinarius, orada burada konuşan insanlar değiliz. Biz avam insanlarız. Avam insanlar bir şeyler göstermek ister. Arkadaşlara diyorum bakın beni yüzlerce insan aradı. Hepsine onu söylüyorum. Bir tane bahçem var abi. Ev sahibini aradım. Ben buraya tavuk koymak istiyorum. Müsaade var mı dedim. Koy ne istiyorsan koy dedim. Niye koydum abi bunu? Civcivleri koydum. Hindi koydum. Tavuk. Çünkü virüsten dolayı eve alamıyorum. Bahçeye alıyorum misafirlerimi. Bahçede semaver aldım. Bir semaver yapıyorum. Çocuklara civciv sevdiriyorum. Futbol topu almışım, şunu almışım. Açın abi, açın evinizi açın. Açın burada bir Müslüman geldi. Ona söyledim. Kaç yıldır buradasın? 25 yıldır. Bir defa bir Amerikalı arkadaşın evi aldın mı dedim. Yok Mustafa. Sen gittin mi? Yok Mustafa. O zaman bu nasıl olacak? Nasıl olacak dedim ya. Buradaki arkadaşlara buradan söylüyorum. Ayda minimum bir defa bir dostunuzu çay içmeye alın. Alın ya zaten çoğunun çocuğu yok. Karşılıklı mesafeyi kurar bir tane şey takarsınız. Bir çay yap ya. Şu an benimle Mustafa ben yeni bir ev aldım. Bana çaya gel diyen aileler var ya. Evinizi açın. Ayda bir defa alın. Sonra bahçenizi açın. Bu insanlara gidin. Bu insanları çağırın. Meseleleri anlatın. Bunu diyorum ben. Yani. İnşallah. O dediğiniz mesafeye dikkat ederek ömrümüz zaten hani sözü söylemekle ve yolu yürümekle geçecek. Allah bu Evet yoldan abi. ayırmasın Mustafa Hocam. Amin Kemal abi. Siz de Allah Çok muvaffak teşekkür etsin. ederim. Yeğenlerime de Ben çok teşekkür selam ederim. ederim. Onların Onlar da vaktinden duyuyorlar, yan ilgileniyorlar. tarafta dinliyorlar, duaları Aziz ediyorlar. dostumlar, Ben siz de dükkanı açacaksınız. İnsanlara yine tatlılar ikram evet. edeceksiniz, Allah karnlarını yardımcısı. doyuracaksınız, gönüllerini kazanacaksınız. Minnettarız Amin. efendim. Görüşmek ümidiyle bir başka programda Hürmet. inşallah. Hürmet ediyorum. Son kez Allah Sağ olun. ihlastan sadakat inşallah diyorum. Amin. Amin inşallah. Allah'a Allah'a emanet. emanet Selam. olun. Hayırlı günler diliyorum Çok size hocam.